Ben Giresun Üniversitesi İnşaat Mühendisi bölümünden Ahmet Apaydın. Bu sunumda sizlere Zonguldak şehrinin kömüre bağlı tarihi ve talihi üzerine bir inceleme başlıklı konuyu anlatacağım. Batı Karadeniz bölgemizde bir il ve onun merkezi olan Zonguldak, 1800'lü yıllardan bu yana Anadolu'da taş kömürünün çıkarıldığı yerdir. Kara Elmas Diyarı, Merdivenler Şehri olarak da bilinir. Ama en önemli özelliği emeğin başkentidir. Hem de en az 180 yıldır süre gelen bir emeğin. Ve o emekle yoğrulmuş bir kültürün şehridir Zonguldak. Tarihi çok eskilere gitmez Zonguldak şehrinin. Bilinen bütün yazılı kaynaklar bugünkü Zonguldak şehrinin bulunduğu yerde yerleşimin en fazla 1800'lü yılların ortalarına kadar, yani taş kömürü üretiminin başladığı yıllara kadar indiğinde hemfikirdir. Başka bir ifadeyle Zonguldak kömür ile doğmuş ve kömür ile var olmuştur. Bu sunumunda zaten odak noktası da budur. Doğal olarak il merkezi Zonguldak'a birer banliyö gibi bağlı olan batıdaki Kozlu, doğudaki Kilimli, Çatalazı ve Gelik yerleşimlerinin tarihi ve kaderi Zonguldak'a göbekten bağlıdır. O nedenle Zonguldak'ın doğuşunu ve her yönüyle, yani yerleşim, ulaşım, endüstri, ekonomi, sosyal, kültürel, eğitim gibi birçok yönüyle gelişimini ve asıl önemlisi de bugünün ve hatta geleceğini çevresindeki yerleşimlerle bir bütün olarak ele almak gerekir. Avrupa'da 1700'lerin sonlarında başlayan ve 1800'lü yıllarda hızlanan sanayi devrimiyle birlikte trenler ve buharlı gemiler için kömür, özellikle de taş kömürü büyük önem kazanmıştı. Sanayi devrimine itibaren ticaret gemileri gibi savaş gemileri de buharla çalışıyor ve buhar da kömürün yanmasıyla elde ediliyordu. Enerjisi yüksek olan taş kömürünün yanmasıyla. Osmanlı'da ise taş kömürünün önemi 1800'lü yılların ortalarına doğru epeyce anlaşılmış görülmekte. Yani neredeyse Avrupa'dan 100 yıl sonra. Zonguldak Havzası'nda taş kömürünün bulunması veya keşfedilmesi konusunda farklı görüşler bulunmakta. Herkese kabul gören hikaye, Ereğli'nin Kestaneci köyünden Bahriyerlerinden Uzun Mehmet tarafından bulunduğudur. Bu hikayeye göre işte Uzun Mehmet Köseağzı mevkiinde maden kömürünü bulur ve İstanbul'a saraya götürür. Bazı tarihsel kayıtlara göre bu olay 1829'dur. Bazı kayıtlara göre de 1830'lardır. Yani biraz daha geç zamanlardır. Kömürün bulunuşu ile ilgili aslında başka hikayeler de var. Bu bölgenin doğusunda Filyos, bugünkü Zonguldak'ın yaklaşık 20-25 kilometre doğusundaki Filyos'ta işte Elvan köyünden Kara Hüseyin adındaki bir şahıs kömürü buluyor ve Zonguldak'taki o zaman iskeleye getiriyor, yetkililere veriyor. İşte ondan sonra da devlet yetkilileri o bölgede kömürü aramaya başlıyorlar. Ama bunların bir kısmı efsane de olabilir. Bununla ilgili farklı görüşler var. İşte bazı yazarlar bu hikayelerin halk tarafından uydurulduğunu, bazı kayıtlarda ise özellikle Uzun Mehmet'in var olduğunu, torunlarının hala yaşadığını, bazı resmi kayıtlarda çocuklarına, torunlarına yazılan devletin yazışmaları olduğunu bahsediyor özellikle de Erol Çakma. Ama kömürün bulunuşu ile ilgili değişik hikayeler, bazılarına göre efsaneler bir yana, Uzun Mehmet taş kömürü havzasında kömürü bulan bir figür olarak kabul görmekte. Uzun Mehmet Zonguldak şehir merkezinde temsili bir heykeli dikilmiş ve anıtlaşmış bir kahraman durumunda bugün. Kömürün ilk keşfiyle ilgili olarak yazılan ve söylenen hikayelerde bazı farklar olmakla birlikte Zonguldak Havzası'nda kömürün ilk işletildiği tarih olarak 1843 yılı kabul edilmekte. Resmi kayıtlara göre bölgede kömür 1848-1850 yıllarından bu yana çıkarılmaktadır. Zonguldak Taş Kömürü Havzası'nda üretimi ve yönetimi genel olarak birkaç evreye, ana evreye ayırmak mümkün. Bunlar işletmeciliğin başlangıç evresinden 1843'ten 1848'e kadar ve en son olarak da
önemli iki evre var. 1940-1980 arasında büyük yatırım ve üretim dönemi, yani bölgenin her yönüyle hareketli dönemi, Zonguldak şehrinin de geliştiği dönem ve ondan sonraki dönem, yani 1980'den sonraki dönem, ki son dönem ise devlet yatırımlarının azaldığı ve özelleştirmelerin başladığı, özelleştirmelerin yapıldığı dönemdir. Kömür ocakları 1840'ların sonlarında üretime başlamasından 1940 yılında tamamen devletleştirilene kadar, yani kabaca 100 yıl boyunca çoğunlukla yabancı şirketler tarafından işletilmiştir. Özellikle 1890-1910 yılları arasındaki Fransız şirketlerinin etkisi dikkate değerdir. Özellikle de şehir yerleşimi ve şehir kültürünün oluşmasında Fransızların etkisi büyük. Bu dönemin değişik evrelerinde denetim, kontrol veya yönetim devletin farklı kurumları tarafından gerçekleştirilmiştir. Bildiği kadarıyla 19. yüzyılın ortalarına kadar Zonguldak veya ona benzer bir kelimenin geçtiği bir tarihi belgeye henüz rastlanmamıştır. Zonguldak isminin verilişi çeşitli rivayetlere dayanmaktadır. Buna göre çok ayrıntısına girmeyeceğim ama madem kent hayatını anlatacağım, kentin isminin, şehrin isminin nereden geldiği ile ilgili kısa bilgiler vermek istedim. Buna göre sazlık, kamışlık anlamına gelen zongalık kelimesinden, İşte sıtmanın titremesini tarifen zonklamaktan, semer otuna veya kemer otu da veya kındıra otu da denir. Benim bildiğim kındıra otudur. Zongura denmesinden Zonguldak isminin verildiği söylenmektedir. Bunlar tabii halktan alınan bilgilere göre, ama o bölgenin, Zonguldak'ın geçmişini hayal edersek, kent olmadan önce orada bir dere akıyor, Karadeniz'e dik olarak gelen bir dere akıyor ve derenin etrafı da sazlık, bataklık. İnsanların çok yaklaşmadığı, sıtmadan, işte değişik veba gibi, işte sivrisineğin yoğun olduğu, sivrisineğin neden olduğu hastalıklardan pek insanların yaklaşmadığı bir bölge aslında. Bazı kaynaklara göre daha çok şimdiki Zonguldak'ın bulunduğu yerde ocaklar açan Fransız girişimciler bölgenin çok engebeli ve sık ormanlık oluşu nedeniyle jungle adını vermişler. Buna da yerel halkın orman anlamında kullandıkları dağ kelimesi de eklenince Jungle Dağ'dan isminin doğduğunu, sonradan Zonguldak'a çevrildiğini söylerler. Ama bu da çok zor bir durum, çünkü Fransızların, zor bir ihtimal, Fransızların bölgeye gelişi aslında 1880'lerden sonra, 90'larda hatta Fransız egemenliği var bölgede. Ocakları çalıştırmada, kentin kültürünü ve yerleşimini oluşturmada, işte limanın yapımında vesaire. Ta 1910'lara kadar, hatta 20'lere kadar da denebilir. Bu ismin daha önceden geldiğine dair bazı kanıtlar var çünkü. Ama İngilizlerin vermiş olma ihtimali daha yüksek. Çünkü orada ilk kömür araştırmalarını yapan, bildiğim kadarıyla İngilizler, o daha gerçekti. Hem isminde daha geçmişten gelmesiyle ilgili. Başka bir rivayette Göl Dağı Zonu, hemen Zonguldak'ın güneyinde bir Göl Dağı mevkii var. Bugün için orası bir dinlenme parkı, milli park sıfatında bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla da kömür yatakları ile ilgili Zon Göl Dağı isminden kaynaklandığını, Zonguldak isminin söyleyenler var. Bununla ilgili benim yaptığım araştırmalarda henüz bir jeolojik kayıt, jeolojik bir kesit ya da jeolojik harita ya da bölgeyle ilgili bir madencilikle ilişkili ya da jeolojik kayıtla ilişkili bir zonlanma vesaire bilgisine ulaşamadım. Oradaki Zonguldak kömür işletmesinde çalışan dostlarından aldığım bilgiye göre de kendileri de Zon Göldağı ya da Göldağı Zonu olarak bir bölgenin varlığından bir haberler. Dolayısıyla da bunun da, bu tezin de şüpheli olduğu anlaşılmaktadır. Zonguldak adının Ermenice'den geldiğine dair de bir iddia vardır Umar 1933'e göre. Ama dediğim gibi o bölgede bunların hepsi kanıtlanmaya muhtaç, kanıtlanmaya ihtiyacı olan tezlerdir. Burada benim yorumum şu: Zonguldak isminin nereden geldiğinden çok
kömürün nasıl bulunduğu ile ilgili. Bu efsaneler Uzun Mehmet, işte Elvan Köyü'nden Kara Hüseyin vesaire hikayelerine baktığımızda, yani 1830'lara kadar orada sanki kömürün varlığından hiç kimsenin haberi olmadığı anlaşılıyor ki bu biraz zor. Hani 3000 yıldır dünyada kömürün bilindiğini düşünürsek, o bölgede kömürün hiç yüzeye çıkmaması, geçmişte hiç aşınmayla, jeolojik kıvrımlanma, faylanmayla hiç yüzeye çıkmamış olması ve insanların onu dere yataklarında vesaire taşınmış olarak da olsa, parça olarak da olsa, insanların onu hiç keşfetmeyip, yani doğal bir kayadan daha koyu siyah, daha parlak, ağırlığı daha farklı, bunun yanıcı olma ihtimalinin olduğuna dair bir algı olmadığı konusu biraz gerçekçi değil gibi. Yani orada sanki insanlar kömürü biliyordu ama şöyle bir şey var. Kömür eski tip ocaklarda, yani soba gibi, kuzine gibi kömürü hapseden çelik donanımlı cisimler diyelim, icat edilmeden önce kömürün doğal ocaklarda, yani ocak başında serbest ateşte yakılması çok zor ve çok büyük is, duman vesaire salgıladığı için hem kokusu, kükürtü vesaire insanların kullanmadığı anlaşılabilir. Yani bunu böyle efsaneleştirilmesi daha gerçekçi olurdu veyahut da yorumu. Ama Uzun Mehmet'ten önce yöre halkının bu siyah taşa hiç rastlamamış olması ve yanıcı bir madde olduğunu keşfetmemiş olması pek gerçekçi de değil gibi. Sonuç olarak Zonguldak isminin kökenine güçlü iki tezden biri, isminin kömürün bulunması öncesinden gelmiş olabilecek. İkincisi de Göl Dağı Zonu anlamına gelen Zongöl Dağı kömür araştırıcıları veya üreticisi yabancı uzmanlar tarafından söylenmiş olmasıdır ki bunların hepsi dediğim gibi belgelendirmeye, daha güçlü bir şekilde belgelendirmeye, kanıtlanmaya ihtiyacı olan şeylerdir. Bugün Zonguldak'ın kentleşmesine baktığımızda, ki kömüre bağlı dedik, kömürle var olmuştur dedik. Kentleşme öncesi durumunu kısaca özetleyelim. 1700'lü yılların ikinci yarısından sonraki dönemde batıdaki bugünkü Şile'den doğudaki Cide'ye kadar, şöyle haritayı, Türkiye haritasını gözünüzün önüne getirelim. O bölgede, Cide'den Şile'ye kadar olan bölgede Karadeniz sahilinde birçok iskele bulunuyordu ve iskelelere de Hatap iskelesi deniyordu. Bugünkü anlamıyla odun iskelesi. Bunlardan belli başlıları işte Karasu, Ereğli, Filos, Bartın, Amasra ve Cide. Bugünkü Zonguldak şehrinin bulunduğu yerde de Ereğli'ye bağlı tahta iskelesi olduğundan bahsediliyor. Yani burada bir yerleşim yok. Sadece kütüklerin, odunların taşındığı, gemilerle taşındığı ama gemiler de açıkta bekliyor. Sandallarda, kayıklarla, hatta sallarla tomruklar o dere ağzından, Üzülmez Deresi ağzından, bugünkü Zonguldak'ın ortasından geçen Üzülmez Deresi ağzından, bugünkü limanın olduğu yerden kütüklerin açıklardaki demirlemiş gemilere nakli şeklinde. Bütün kaynaklar bunda hemfikir. Bazı kaynaklara göre Uzun Mehmet kömürü bulduğu zaman Ereğli'den Amasra'ya kadar olan sahilde meskun bir nokta bile yoktu diyor. Yani o bölgede 1800'lü yıllarda, 1800 yılların sonlarına kadar hemen hemen yerleşim yoktu. 1840-1846 yılı Havza-i Fehmiye'deki, yani kömür havzasındaki, eski deyimle özellikle yazdım bunu, kaynaklarda öyle geçer, kaza merkezleri ve bağlı köyler listesinde kaza olarak Bendereyli, Hisarönü, Samako, bugünkü Alaplı, işte Filyos Hisarönü'nün adı, Şehabettin, Ova, Perşembe, bunların bir kısmı günümüzde köy, Tefen, yani Gökçebey ilçesi bugünkü, Devrek, Çarşamba, bugünkü Çaycuma yerleşimleri bulunmakta. Ama Çarşamba kazasına bağlı kariyeler, yani köyler de bugünkü Zonguldak'a yakın yerleşimler, ama listede Zonguldak adı köy olarak bile geçmemekte. 1864'te, yani bundan bir 10 küsur yıl sonraya baktığımızda da yine eyalet, sancak, kaza ve ağa yerine Osmanlı taşra yönetiminde yeniden yapılanmayla vali, mutasarrıf, kazanı,
kaymakam, nahiyeyi müdür veya işte köyde muhtar muhtarlık düzeni getiriliyor ve 1867 tarihli tüm vilayetleri kapsayan vilayet nizamnamesine göre Kastamonu vilayetinin Merkez, Sinop, Çankırı ve Bolu olmak üzere 4 sancağı var. 21 kazası ve 30 nahiyesi var. Bolu sancağının Merkez, Göynük, Düzce, Ereğli, Bartın ve Gerede olmak üzere 6 kazası ve ismini burada sayamayacağımız 30 tane nahiyesi var. Ama bu nizamname ile yapılan düzenlemede henüz Zonguldak ismi nahiye olarak bile geçmemektedir. 1867 yılında. 1869 Kastamonu Vilayet Salnamesi'nde, yani Salname Osmanlı'da eyaletlerin, vilayetlerin resmi kayıtları ve her yıl yayınlanan kayıtlar çoğunlukla. Ereğli Kömür Madeni Hümayunu'ndan bahsedilirken Kozlu, Kilimli, Alacağızlı ve Devrek ile birlikte Zonguldak adı kömür madeni çıkarılan ocaklardan birisi olarak geçmekte. Yani 1869'da Zonguldak ismi bir mevki olarak geçmekte. Belki de bu salname büyük bir ihtimalle Zonguldak adının geçtiği ilk belgelerden birisi olmalı. Ama örneğin Kutluk 1937'ye göre 1853 yılı Mart ayında havza ile ilgili yazışmalarda Zonguldak isminin geçtiğini, hatta şehir içinde bugün de bilinen Üzülmez, Bağlık gibi isimlerin de geçmiş olduğunu belirtmektedir. Ama hep mevki olarak. Kentleşme sürecinin başlangıcına şöyle bir göz attığımızda da 1840'lardan itibaren taş kömürü işletilmeye başlıyor. O yüzyılın son çeyreğinde üretimin artmasıyla birlikte Zonguldak önce Elvan köyüne bağlı bir mahalleye dönüşüyor. Daha sonra da büyümeye, kalabalıklaşmaya başlıyor. Öyle ki 1800'lü yılların sonunda 3-5 yılda küçük bir kent görünümü kazanan Zonguldak 1899 yılında kaza merkezi yapılıyor. 3-5 yıl çok gerçekçi. Neden? Çünkü Zonguldak çevresindeki diğer yerleşimlerden farklı olarak işte önce köy, sonra nahiye, sonra ilçe, sonra il olur genelde bu büyüme merdivenlerini çıkar kentler çoğunlukla. Ama Zonguldak nahiye yapılmadan, hatta köy bile yapılmadan direkt hızlı bir şekilde geliştiği için kömüre bağlı olarak doğrudan kaza yapılmıştır. Kaza yapıldığı yıldan bir yıl önceki 1898 Kastamonu Salnamesi'nde Bolu Sancağı'na bağlı olan Ereğli, Bartın, Hamidiye, bugünkü Devrek, Çaycuma, Mengen nahiyesi olarak kayıtlara geçmesine rağmen Zonguldak ismi yine yoktur. Yani biz aslında Zonguldak'ın kent olarak varlığını 1899 yılı olarak sayabiliriz. Ama anladığımız kadarıyla limanın yapımı vesaireyle birlikte 1890'lardan 92'den sonra nüfus öbekleşmesinin olduğunu görüyoruz o bölgede. Yukarıdaki gelişmelerden anlaşılacağı üzere bugünkü Zonguldak kentinin geçmişi en fazla 19. yüzyılın son çeyreğine kadar gitmekte. Hatta son 10 yılına kadar gitmektedir. Aslında 19. yüzyılın ikinci yarısında kömür üretim bölgesinin merkezi olarak uzun süre hemen batıdaki 10 kilometre batıdaki Kozlu düşünülüyor. Ancak sonradan merkez Zonguldak'a kaydırılıyor. 1890'lı yılların başında limanın inşa edilmesiyle, limana kömür naklini sağlayacak rayların döşenmesiyle merkez Zonguldak oluyor. Çok geçmeden de 1909 yılında yabancı kömür şirketlerinin Kozlu'da bulunan yönetim merkezleri Zonguldak'a taşınıyor. Ve kaza yapıldığı 1899 yılında da Zonguldak'ta belediye teşkilatı kuruluyor. Tabii Zonguldak'ın konumu önemli bir liman, liman yapılması, limana uygun olması, kömür rezervinin olduğu bölgenin, o günkü bölgelerin ortasında değil ama batıya yakın, kolay erişilebilen yer o anlamda deniz yoluyla, ki karayolu şeyi yok tabii o zaman da. Sonradan tren yolları yapılıyor vesaire, hem karayoluyla hem deniz yoluyla ulaşım sağlanıyor. Ama kömürün en yoğun olduğu ve yüzeye en yakın olduğu bölge denebilir. Zonguldak kentinin bulunduğu bölge ve yakın çevresi. Özellikle de liman en büyük avantajı oluyor. Daha sonra da tabi antiparantez, bir süre sonra Ereğli Demir Çelik Fabrikası ve ondan önce
Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın kurulmuş olmasıyla da Zonguldak'ın cazibesi deyim yerindeyse zirveye vuruyor. Ne zaman? 1840'lardan sonra yükselişe geçiyor. Özür dilerim, 1940'lardan sonra 1980'lere kadar bu yüksek enerjili diyelim hayat ve üretim, sanayiye katkı devam ediyor. Zonguldak kentinin aslında oluşmasında 3 Mart 1877 tarihinde Mehmet Paşa tarafından hazırlanan ve Zonguldak kentinin doğuşunu belirleyen Havzayı Islah Layihası, yani Havzayı Islah Planı'nda 3 madde var. Bunların ayrıntısını vermeyeyim, sunumda var. Buradaki 3 madde aslında Zonguldak'ın kuruluşunu ve gelişmesini planlıyor bir ölçüde aslında. Ama bu planlara ne kadar uyuluyor veya gelişen durumlara göre birçok şey değişiyor. Bunlar tartışmalı tabii. Hiçbir kentimizde zaten başlangıçtaki oluşturulan planlara uyulmamıştır. Ankara'da bunun en güzel örneklerinden birisidir. Yukarıdaki 3 madde, yani sunumdaki 3 maddede belirtilen hususlarla aslında Zonguldak kenti ve ona bitişik diğer yerleşimlerin doğuşuna da karar veriliyor ve kent planı yapılıyor. Yani Zonguldak'ın batısındaki Kozlu, doğusundaki Kilimli, Çatalazı, bugün termik santralin olduğu, hatta oraya bağlı, Kilimli'ye bağlı Gelik merkezinin de doğuşu bu planla, bu eylem planı diyelim buna, bu planla ortaya konmuş oluyor. Kömür nakli üretimi, nakliyesi ve yönetimi için hızlı bir şekilde kurulmuş bir kent Zonguldak dedik. Ve 1890'larda Fransızlar geliyor ve hızlı bir şekilde bugün Ereğli şirketi, daha sonra Ereğli kömürleri işletmesi oluyor devletleştirdikten sonra. Bugün de TTK, Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'na dönüşüyor bu kurum. Böylece Fransız egemenliği başlıyor. Ne zaman? 1890'larda kentin kuruluşuyla birlikte. Fransız okulları, Fransız yer adları, buna benzer Fransız burjuvazisi aslında biraz kente hakim oluyor. Zonguldak'ta kentleşmeyi oluşturan etken, tabii ki sunumun da odak noktası dediğimiz kömür madeninin çıkarılması. Ama kentleşmenin devamında birkaç parametre çok önemli rol oynuyor. Bir tanesi kentleşmede dışarıdan göçlerle Zonguldak'a gelen yabancılar, özellikle de Doğu Karadeniz'den gelen vatandaşların orada işçi olarak, daha sonra orada işte esnaf olarak, ne bileyim ticaretin içinde de aktif rol alarak Zonguldak nüfusunun artmasında ve Zonguldak'ta kentleşmenin genişlemesini ve banliyoların oluşmasında, ki bu banliyolar aslında çoğunlukla çıkarılan veya inşa edilen kömür ocaklarına bağlı. Yani her kömür ocağının çevresinde bir koloni oluşmuştur, bir nüfus öbekleşmesi oluşmuştur. Sunumun yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. 1900'lü yılların başına itibaren yabancıların, dediğim özellikle Fransızların egemen olduğunu biliyoruz. Fransızlar yeni yeni mahalleler oluşturuyor. İşçi lojmanları, memur lojmanları, biraz daha üst burjuva yönetici lojmanları. Çünkü o zaman yabancı mühendisler de var tabii. Özellikle Fransızlar, Fransız mühendisler de var. Daha sonra Ankara'dan Çankırı'ya, Çankırı'dan Zonguldak'a tren yolu bağlantısı da yapılıyor 1900'lü yıllarda ve dolayısıyla da kentin Ankara'yla, daha sonra da karayolunun kısmen düzeltilmesiyle de İstanbul'a bağlantısı oluyor. Ama en çok kömür nakliyesi hem gemi hem de tren yoluyla, demir yoluyla sağlanmış oluyor. Zonguldak ve yakın çevresinde kentleşmeyi geliştiren ve genişleten en önemli ve son hamle 1940'lardan sonra dedik işçi alımları ve il dışına işçi alımı ile kent çevresine yoğun bir işçi göçü. Ama bunu sadece böyle salt bir nüfus artışı olarak göremeyiz. Çünkü aynı zamanda yeni bir kültürün oluşması, yeni bir karma kültürün oluşmasıdır
Zonguldak ve çevresindeki banliyö kentlerinde yoğun bir nüfusla birlikte yeni bir kültür oluşumudur. O kültürde geçmişte özellikle Fransızların oluşturduğu kültürün üzerine eklenen bir kültürdür. Ama hem kent ve kentin yakınındaki yerleşimlerde hem bir burjuva kültürü vardır, yöneticilerin oluşturduğu kültür. Ama aynı zamanda gece kontolaşmayla birlikte de aslında bir salt halk kültürü vardır. Bunun ikisinin arasında da yine böyle orta direk kültürü, o günler, o yıllarda pek ismi geçmese de orta direk kavramı 1980'lerden sonra gelişmiştir. Özal dönemiyle birlikte, ama geçmişte de iki kültür arasında, yani en alttaki ve en üstteki topluluk arasında da bir geçiş şeyi olarak da orta direk kültüründe Zonguldak'ta güçlü olduğunu biliyoruz. Tabii Zonguldak'ta kentleşmenin kuruluşundan bugün ne varana kadar planlar gerçekleşmedi. Bunun çok nedenleri var, yönetimsel var, topografik olarak çok engebeli bir şehir, coğrafik yapısı zor, altında kömür madenleri var ki Zonguldak biliyorsunuz uzun ve dik merdivenleriyle ünlü. Bunların hepsini topladığımızda aslında Zonguldak bugün kentleşme yönüyle çok da estetik olmayan tam bir madenci şehri, birçok madenci şehrine de benziyor. Ama Zonguldak dediğimizde bugün, hani sunumun başında da söyledim, emek, sanayi, kalkınma aslında Zonguldak'ın en büyük gücü diyebilirim geçmişten bu yana. Hala bugün Türkiye'de sanayiye destek veriyor. İki tane demir çelik fabrikası Zonguldak kömürleriyle ayakta duruyor. Sektörü ayakta tutan bir şehir ve aynı zamanda da sunumun sonunda özellikle şunu vurgulayacağım. İşçi haklarının Türkiye'de gelişmesinde ve doğuşunda hatta Zonguldak bölgesi lokomotif oluyor. Hatta başlangıcı Zonguldak bölgesidir. İşçi grevleri, devletin veyahut da işverenin işçilere verdiği her türlü sosyal haklar konusunda da Zonguldak başı çekmiştir her zaman. Eğitime de katkısı olmuştur. Zonguldak Yüksek Maden Mühendis Mektebi'nin kurulmasıyla uzun yıllar. Daha sonra o maden teknik okulu haline gelmiştir. Bugün de Zonguldak Karadeniz Üniversitesi'ne ve sonradan ismi değişen Bülent Ecevit Üniversitesi'ne bağlı bir bölüm haline gelmiştir. Dediğim gibi Zonguldak'ta kentin doğuşu 1800'lü yılların sonları. Asıl gelişimi 1940'lar, nüfusun hızlı artışı, zirve yaptığı yıllar 1960'lı, 70'li yıllar olarak görülmektedir. 1800'lü yıllardan sonra artık cazibesi, 1980'li yıllardan sonra, buraları düzeltelim, 1980'li yıllardan sonra cazibesini yavaş yavaş kaybetmiştir. Özelleştirmeler ve yatırımların, devlet yatırımlarının azalmaları sonucunda. Zonguldak şehir içinde geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğine kadar aktif olan raylar artık yok. Ancak lavarın kuleleriyle limanda 1894 yılında inşa edilen yükleme iskelesi, yani eski adıyla şarjoman rapid, yani hızlı yükleme, geçmişten birer hatıra olarak durmakta. Madenci anıtı, Uzun Mehmet anıtı ve Uzun Mehmet heykeli ise doğuşu, gelişmesi ve kaderi kömüre bağlı olan Zonguldak'ın diğer simgeleri olarak karşımızda durmaktadır. Merhabalar, ismim Ersoy Zengin. Munzur Üniversitesi Tarih Bölümünden bölümünde görev yapmaktayım. Bugünkü sunumumuzda Tarihi Madenler konferansında sunulmak üzere Cumhuriyet dönemi maden aramalarında tarihi kayıtlardan faydalanıldığına dair örnekler üzerine olacaktır. Bilindiği gibi Anadolu madenciliğin beşiği olarak bilinmektedir. Demir, bakır, altın ve kurşun gibi birçok madenin tarihte ilk defa Anadolu'da
kullanıldığı biliniyor. İnsanoğlunun medeniyet kurmaya başladığı eski çağlardan itibaren Anadolu'da yaşayan insanlar harp aletleri yapmak için bakır, kurşun, demir, süs eşyalar yapmak için de altın ve gümüş çıkarmışlardır. Tabii bu madenler Orta Çağ'da, Yeni Çağ'da devam etmiş. Fakat 19. yüzyılda dünyada yaşanan sanayi devrimi sonucunda madencilik de bundan önemli ölçüde etkilenmiştir. Artık kol gücünün yerine buhar gücünün kullanmasıyla üretimde makineler etkin hale geldi. Ve Osmanlı Devleti de aslında bu sürece çok güzel bir uyum sağlayamadı. Ve birçok maden de bu sebepten dolayı kapanmak zorunda kaldı. İşlerini kaybeden madenciler başarısızlıklarının nedenini üretim teknolojisinde çağdaşlarından geri kalmalarına değil de maden yataklarının fakirleşmesine bağlayarak daha zengin yataklar arama eğiliminde oldular. Yeni maden yatakları arayışına giren madenciler buldukları cevher numuneleri üzerinden hükümetten maden hakları almaya başladılar. 19. yüzyılda bu çok yaygın olarak kullanılmıştır. Yani madeni işletmek yerine insanlar daha çok maden haklarını almışlar ve bunun ticaretini yapmaya başlamışlar. Yani maden haklarını alıp satmak üzerine kurulu bir madencilik. Bu da hakiki bir madencilik tabii ki değildi. Üretime dönük bir madencilik değil. Ne diyelim, öyle geçersiz, öyle güzel bir üretim olmayan hakiki bir madencilikten bahsetmek zor. Daha sonra madenciler yeni keşfettikleri madenlerin sırf kazma gücü, odun kömürü, demirci körüğüyle işletilemeyeceğini fark edip üretimde modern teknolojiyi uygulayabilen yabancı sermayeli grup ve müesseselere maden haklarını devretmeye başladılar. Bu sürede 19. yüzyılın sonlarından Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar maden aramaları ve maden haklarını alıp satmada büyük bir hareketlilik ortaya çıktı. Osmanlı Devleti de bu hareketi desteklemiştir. Çünkü hazineye bir gelir sağladığı için bu hareket desteklendi. Fakat çok karlı olduğu zannedilen bu hareketin %99'u başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Böylece binlerce maden arama ve yüzlerce maden işletme hakkı verilmiştir. Cumhuriyet hükümetleri bahsedilen maden hareketinin önüne geçerek hakiki bir madencilik politikasını hedeflediler. Bunun için bir madenin işletilip işletilemeyeceğine dair gerekli araştırmalar ve yatırımlar yapılarak üretim gerçekleştirilmeye çalışıldı. Örnek olarak Zonguldak'taki yeni kömür ocaklarının açılması ve Ergani Bakır madeni için yapılmak istenen demir yolu, işte bu bahsetmiş olduğumuz hakiki manadaki madencilik projesi için atılmış adımlardı. Cumhuriyet'in ilk 10 yılında uygulanan liberal politikalar madencilik gibi çok riskli ve kar getirmesi riskli olan bir alanda özel girişim uzak durdu madencilikten. Ve ağır sanayi 1932 yılından itibaren ekonomide devletçilik uygulanmaya başladı. Ve bu dönemde Maden Tetkik Arama Enstitüsü 1935 ve yine aynı yılda Etibank gibi önemli maden işletmeleri bu yıllarda kuruldu. Birinci sanayi planı yani 34-38 ve ikinci 5 yıllık sanayi planlarında 1938-42 yıllarında madencilik yatırımları hep önemli bir yer tuttu ve uygulamada da başarılı olmuştur. 1936 yılında gerçekleştirilen ikinci sanayi planı toplantılarında metal madenleri iki gruba ayrılmıştı. Birinci grupta hemen işletilmesi mümkün olan madenler, ikinci grupta ise etütleri henüz bitmemiş olmakla beraber 5 sene içinde işletilmeye başlanabilecek olan madenler bulunmaktaydı. Birinci grupta Ergani, Kuarsan, Bakır ve Guleman krom madenleri, ikinci grupta ise Bulgar Dağı, Keban, Gümüşhacıköy,
Gümüşhane, Akdağ Madeni, Denek Madeni gibi simli kurşun ve çinko kompleks madenleri bulunuyordu. Eski zamanlarda ilkel olarak işletilmiş olan bu madenler yeniden çağdaş usullere göre işletilmesi amaçlandı. Dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. 1930'lu yıllarda bir madencilik alanında atılım yapıldığı görülmekte ve eski çağlardan beri işletilmiş olan bu madenlere bir ilginin, bir yönelişin olduğu görülmektedir. Bu dönemde yetkililer eski madenleri merak etmişler ve devlet arşivlerinde çalışan memurlardan Osmanlı döneminde işletilmiş madenler hakkında bilgiler istemişlerdir. Gerçekten de Türk madencilik tarihi üzerinde yeterince durulmayan konulardan birisi de madenlerin nasıl keşfedildikleridir. Mesela madenler nasıl keşfedilir? Şimdi Türkiye'de Cumhuriyet dönemine intikal etmiş iki tane önemli maden, Ergani Bakır Madeni, Zonguldak Kömür Madenleri. Ergani Madeni'nin çok eski zamanlardan beri, ilk çağdan beri bölgede bakırı keşfedildiği bilinmektedir. Zonguldak Kömür Madenleri 19. yüzyıl olarak biliniyor. Ama bunlar keşfedilmeye ihtiyaç duyulan madenler değildi. Çünkü zaten işletilerek Cumhuriyet'e devredildiler. Fakat bunun yanında daha önceden işletilmiş, daha sonra terk edilmiş bir sürü maden vardı. Önemli olan işte buydu. Bu madenler nasıl bulunacaktı? Maden keşfetmek gerçekten zor bir olay, pahalı bir olay. Keşfedilmesi zaman ve masraf isteyen bir olay olduğu için Cumhuriyet idarecileri tarihi kayıtlara önem vermişlerdir. Örnek olarak Cumhuriyet döneminde Kuleman krom madenlerinin keşfine bir bakacak olursak Abdullah Hüsrev Bey bulmuştur. Daha sonra da zaten bölgede bulduğu bu maden üzerine soyadını da Kuleman olarak almıştır. Nasıl bulmuş? İşte Ergani Bakır madenlerine odun taşıyan bölgedeki ahalinin tesadüfen taşıdıkları bu odunların içerisinden tesadüfen çıkan bir taşın krom madeni içerdiğini fark ediyor ve bunları soruyor. İşte bölgeyi çok iyi bilen kişilere bu taşı nereden buldunuz diye bu şekilde araştırarak keşfedildiği biliniyor. Arkeologların, definecilerin, maden arayıcılarının tarihi kayıtlara müracaat ederek başarıya ulaştıklarının birçok örneği bulunmaktadır. Yüzyıllar önce yaşamış bir uygarlığın kalıntılarına, bırakmış oldukları değerli madenlere ya da maden arayıcılarının daha önceden işletilmiş maden yataklarına ulaşmada tarihi kayıtlar rehberlik etmişlerdir. Bunlardan en bilinen örneği Henry Schliemann'ın Homeros'un yazmış olduğu İlyada ve Odessa destanlarından faydalanarak Troya antik kentini bulma çabası zikredilebilir. Bildiğiniz gibi Schliemann çocukluğundan beri işte bu destanları çok iyi merak edip ve bu merakının sonucunda destanlardan yola çıkarak bu keşfi yapmıştı. Osmanlı döneminde de Kitab-ı Cihannuma yazarı Katip Çelebi 1648 yılında yazmaya başladığı bu kitapta Osmanlı madenleri hakkında bilgi vermektedir. Kitab-ı Cihannuma Osmanlı ülkelerinin ilk sistematik coğrafya kitabıdır. Bunun haricinde Cumhuriyet dönemindeki bürokrasinin madencilikte faydalandığı diğer kitaplardan bir tanesi de Tarihi Cevdet'tir. Ahmet Cevdet Paşa tarafından 1854-1884 yılları arasında yazılmıştır bu kitap. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'yla 1826 Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına kadarki olayları incelemektedir. Demiryolu ve madencilik işletmeciliği faaliyetleri ikisi birbirini destekleyen iki sektördür. Her iki sektörün de hayatta kalabilmesi için yani madencilik ve ulaşım demiryolunun hayatta kalabilmesi için birbirlerine çok yakın
ilişkileri vardır ve birbirlerini desteklemek zorundalar. Madenler ancak demiryolu şebekesinin kendilerine yaklaşmasıyla önem kazanıyorlar. İster çıkarıldığı yerde ister başka bir yerde işlensin, bir madenin işletilebilmesi için nakliye maliyetinin düşük olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk de ülkenin bir an önce demir ağlarla örülmesini arzuluyordu. Kurulan hükümetler de bu hedefler doğrultusunda çalışmışlardır. Başbakan İsmet İnönü örnek olarak 1929 dünya ekonomik krizinde bile demiryolu yapımını durdurmamıştır. 1930 yılında açılan Serbest Cumhuriyet Fırkası halka ağır vergiler yüklediği için bu politikayı eleştirmiş. Buna rağmen yine de bu politikadan vazgeçilmemiştir. 1930'lu yılların önemli hedeflerinden birisi de ilk defa yerli müteahhit ve sermaye ile tamamlanacak olan Sivas-Erzurum demiryolu hattının tamamlanmasıydı. Bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti'nde demiryolları vardı ama örnek olarak mesela bir Doğu Anadolu bölgesine Osmanlı Devleti kendi inisiyatifinde bir demiryolu yapamıyordu. Çünkü burası Rusya'nın nüfuz alanı olarak belirlenmişti büyük güçler tarafından. Aslında bu Osmanlı'nın egemenlik haklarına da bir darbeydi. Yani Osmanlı Devleti döneminde bağımsız bir demiryolu politikasından bahsetmek zordur. Bu ancak Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk sayesinde gerçekleşmiştir. Erzurum gibi böyle ulaşımdan mahrum bir bölgeye ilk defa 1935 yılında başlayıp 1939 yılında tamamlanan demiryolu sayesinde gerçekleşmişti. Tabii bu demiryolunun ilk yapım yılları önemlidir bizim için. Madencilik açısından, konumuz açısından çok önemli. Sivas-Erzurum demiryolu hattı yapılırken bu hattın güzergahı da tabii tartışma konusu oluyor. Yetkili mühendisler hattın güzergahı için iki seçenek sunuyorlar. Bunlardan birincisi Sivaslara Erzincan-Erzurum, ikincisi ise Sivas-Divri-Erzincan-Erzurum güzergahıydı. Divri güzergahı arazisi sarp ve kayalık olduğundan dolayı Nafıya nezareti Zara istikametini yani bahsetmiş olduğumuz birinci istikametten geçmesini istiyordu. Çünkü buradan demiryolunun geçmesi daha kolaydı. Daha az masrafla bu iş yapılacaktı. Ancak Genelkurmay Başkanı Meraşan Fevzi Çakmak askeri kaygılarla hattın daha güneyden yani Divri'den geçmesini istiyordu. Hatların güzergahı belirlenirken genelde eskiden beri işte şöyle bir tartışma yaşanır. Ekonomik bakış açısıyla askeri düşünce genelde çatışır ve sonunda askeri kaygılar galip gelir. Tabii burada da aynı konu yine askeri düşünce galip gelmiştir. 1930-33 yılları arasında Nafıya vekili bulunan Hilmi Uran hatıralarında bu demiryoluyla ilgili tartışmaları, Genelkurmay Başkanı Maraşan Fevzi Çakmak'la yapmış olduğu hat üzerindeki tartışmayı şu şekilde aktarmaktadır. Diyor ki ben Fevzi Çakmak'ın yanına gittim, işte anlattım. Bu hattın Zara'dan geçmesi bizim için daha iyi olacaktır. Tabii kabul ettiremedim. Ve en sonunda Fevzi Çakmak yanıma yaklaşıp kendine has neşeli ve keyifli haliyle bana hiç tereddüt etme. Bu hat güneyden geçmekle göreceksin çok daha ekonomik olacaktır. Ben Cihanlıurma'da okudum, o taraflarda demir madeni varmış dedi. Hakikaten hat bugün aralıksız kara buke taşınan Divri demir madeninin yanından geçmiş bulunuyordu. Tarih şuuruna sahip bir devlet adamı olan Maraşal Fevzi Çakmak haklı çıkmış ve demiryolu güzergahını belirleyen memur heyetleri Divri'de büyük bir demir madeni fark ettiler. 1937 baharında Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nden görevlilerinden Koyenko'nun başında bulunduğu bir heyet bölgede araştırma yapmak üzere görevlendirildi ve Türkiye'nin bilinen en büyük demir yatakları keşfedilmiş oldu. Bu keşifte demin de söylediğimiz gibi Fevzi Çakmak'ın tamamen Cihanlıurma'daki bilgilerine dayanarak
tarihi bilgilere, tarihi kayıtlara müracaat ederek ortaya çıkarılmıştır. Yine başka örnekler, 30'lu yıllarda devlet arşivlerinden daha birçok örnek var. Devlet arşivlerinde çalışan tasnif heyeti başkanı Fethi Umar, maden arayan heyetlere ve ülkeye bir faydası olacağı düşüncesiyle baş vekalet makamına, yani başbakanlığa, bugünkü Bingöl, Kiğı'da bulunan demir madeni hakkında bilgi verdi. Fethi Umar sunduğu yazıda 1817 tarihli bir evrakta Erzurum'a bağlı Kiğı kazasında bir demir madeninin bulunduğunu, bu madenden alınan örneklerin tahlil sonuçlarının İsveç ve Samakocuk demir madenlerinden daha zengin olduğunu belirtmekteydi. Osmanlı Devleti burayı doğu bölgesindeki kale ve istihkamlarda bulunan topların mühimmat ihtiyacını karşılamak için işletmeye açmıştı. Buraya amele, usta ve gerekli alet edevat hazırlanıp gönderilmiş. Kalıplar da Ergani'deki bakır madeninden istenmişti. Ancak bölgede çıkan bazı karışıklıklar dolayısıyla üretime hemen geçilememiş, kısmen sekteye uğramıştır. Bahsedilen maden bulunup işletilmeye uygun olduğu tespit edildi takdirde doğuya doğru uzamakta olan Fevzipaşa Diyarbakır tren hattı için gerekli olan raylar, traversler ve diğer demir aksamın bu madenden elde edilen demir cevherinden üretilebileceği ve madenin işletilmesiyle bölge halkının burada istihdam edilebileceği ifade edilmekteydi. Başbakanlık Osmanlı Arşivi çalışanları Kitab-ı Cihan Numa haricinde tarihi Cevdet'ten Divriği, Kuruçay, Keban madenleriyle ilgili alıntılar da yapmışlardır. Hatta Cihan Numa'da yerleri o kadar güzel tarif edilmiş ki işte nehir kenarında Divriği'de, şehir kalesine yakın olan eski kalenin doğusunda Kesme isimli gayrimüslim köyü civarında demir madenin bulunduğu, burası kazıldığında bol miktarda demir cevherine ulaşılacağı, batı ve kuzeyde ise mıknatıs madeni bulunduğu bildirilmektedir. Başka bir tarihi madenden Erzincan'ın Kuruçay Vadisi'nde Ranik Urla kazasına ait 2 saatlik bir mesafede gümüş madeninden bulunduğu bahsedilmektedir. Yine Cevdet Paşa'nın yazmış olduğu Tarihi Cevdet isimli kitapta Keban madenlerinin doğru işletildiği takdirde buradan çıkarılan altın ve gümüşün hazineye sağladığı büyük katkıdan bahsedilmektedir. 1. Abdülhamit 1774-1789 döneminde Osmanlı, Avusturya, Rusya harplerinin yaşandığı bir zamanda devletin büyük bir mali sıkıntıya düştüğü bir zamanda Keban madeninden çıkarılan madenle devlet hazinesi yeniden işte gerekli finansmanı sağlayabilmiştir denilmektedir. Eğer bu madende doğru işletilirse Cumhuriyet döneminde yeniden buradan faydalanabileceğinden bahsedilmektedir. Osmanlı Devleti'nin madenlerden yeterince faydalanamadığı vurgulanmıştır yine aynı belgede. Madenlerin kötü idaresi hakkında bilgiler verilmiştir. Belgede Osmanlı Devleti'nde her türlü kıymetli madenin bol bulunduğu, ancak bunların kötü yönetimi dolayısıyla kapanmaya mecbur kalındığı bildirilmektedir. Eski zamanlarda bilindiği gibi madenler civarında bulunan köy ahalisinin odun, kömür temin etmesiyle çalışılıyordu. Yani biraz yükümlülükler, daha doğrusu angaryalardan bahsetmek gerekir. Köylü yükümlülüklerine karşılık olarak maden eminine belli bir miktar bedel ödemeye başlamıştı. Maden eminleri de madenleri işletmek yerine ahaliden fazla miktarda bedel alıp üretime önem vermemeye başladılar. Bu durumda ahalinin şikayetine sebep oluyordu. Yine bu Keban madenlerinde Ömer Kanlı aşiretinden bahsediliyor. Burada bu aşiretin ahaliye zulmettiği ve bundan dolayı büyük gelir sağlanan madenlerin işletilemediği, bunun için Palu ve Eğil hakimlerine, Kiğı Bey'ine, Çarsancak ve Çapakçur voyvodalarına
ve Ergani zabitine emir verilerek Ömerkanlı aşiretinin zorbalığına son verilmesi isteniyordu. Bunlar tarihi Cevdet'ten alınmış, hep alıntılar. Bunlar işte demin de dediğimiz gibi şunun için veriliyordu. Yani Keban'da, işte Çarsancak'ta, Palu'da, buralarda madenlerin olduğu biliniyor. Eskiden işletilmiş, şimdi de buralar, yani aranacaksa maden buralarda aranmalı öncelikle diye Cumhuriyet madencilerine, mühendislerine yol göstermişlerdir. Sonuç olarak 1930'lara kadar ekonomide uygulanan liberal politikanın beklenen başarıyı gösterememesi ve 1929 dünya ekonomik bunalımının yarattığı etkiyle ekonomide devletçilik politikası uygulamaya başlamıştır ve bu politika sonucunda Cumhuriyet sanayileşme hamlesini başlatmış ve demiryolları ve madenciliğe de ilgi artmıştır. Hem demiryollarının hem de madenlerin karlı bir şekilde işletilmesi bunların birbirlerine yakın olmasıyla ilgiliydi. Bundan dolayı demiryolu güzergahlarının belirlenmesinde maden yatakları belirleyici olmuştur. Cumhuriyet bürokrasisi demiryolu güzergahını belirlerken tarihi kayıtları dikkate almıştır. Sivas-Erzurum demiryolu güzergahı belirlenirken hattın daha ekonomik olan Zara'dan değil de Divri'den geçmesi ve burada o zaman için Türkiye'nin en zengin demir yataklarının bulunması, Katip Çelebi'nin yazmış olduğu Cihan Nurma isimli eser vasıtasıyla gerçekleşmiştir. 1930'lu yıllarda madencilik alanında yapılan atılım yetkilileri geçmişe doğru, geçmişi araştırmaya itmiştir. İktisat ve Nafıya Bakanlıkları Devlet Arşivleri Müdürlüğü'nden bu madenler hakkında bilgiler istemişlerdir. Ve yapılan araştırma sonucunda kağıda demir madeninin bulunduğu tespit edilmiş. Ve yine kitabı Cihan Numa, Tarihi Cevdet gibi eserlerden de alıntılar yapılarak Erzincan, Keban, Divri madenleri hakkında bilgiler verilmiştir. Şimdi burada dönemimizle ilgili dikkat çeken, tarihi kayıtlarda dikkat çeken bir nokta var. Buna biraz değinmek istiyorum. Belgelerin tamamı Doğu Anadolu bölgesindeki madenler hakkında olmuştur. Ya da bizim tesadüf ettiklerimiz Cumhuriyet Arşivinde yapmış olduğumuz aramalarda tespit edebildiğimiz bu belgelerin hepsi Doğu Anadolu bölgesiyle ilgili. Bunu da 1930'lu yıllarda Doğu Anadolu'da demiryolu hatlarının inşası sonucunda bölge madenlerinin işletilme imkanının sağlandığıyla açıklanabilir. Milattan önce 7000'li yıllardan 20. yüzyıla kadar Anadolu'da çeşitli madenler, medeniyetler tarafından birçok maden ocağı işletilmiştir. Her medeniyet kendisinden önceki medeniyetinin madencilik tecrübelerinden faydalanmıştır. Erken Cumhuriyet döneminde yapılan sanayi atılımıyla geçmişte işletilmiş madenlere ilgi artmıştır. İncelenen dönemde bürokrasinin yeni keşifler yapmak için geçmişteki madencilik tecrübelerini dikkate aldıkları açık bir şekilde izlenebilmektedir. Sunumumu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Değerli arkadaşlar, Trabzon Kate Maden Bölümü Dekanlığı'nın hazırlamış olduğu maden sempozyumuna hoş geldiniz. Ben için kendimi tanıtmak istiyorum. Ben yerel tarihçiyim. 1965'ten beri Doğu Karadeniz bölgesinin ve bazen genel olmak üzere 65 yılından beri 55 senedir araştırma yapıyorum bölgemde. Şu ana kadar 19.700 sayfadan ibaret 57 tane basılı eserim var. Madenci değilim. Madenci olmamama rağmen iki tane maden yurdu Gümüşhane ve madenlerin ilk çağdan günümüze safhalarını içeren 1200 sayfalık iki tane kitap yazdım. Tabii madenlerin tarihçelerine ilgili. Yer altındaki madenlerin bir bilgim yoktu. Değerli
Evet. Bu önemli sempozyum izin veren Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün ve Mart 2020'de ile bunun iki defa ertelemek zorunda kaldı. Bu konuda bizlere devamlı yardım eden maden mühendisi Doçent Doktor Eren Gülü'ye, Murat Başlar hocama çok çok saygılar sunuyor. Onlara teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, madenlerin tarih tanesi, dünya madenlerinin tarihçesi, bir tanesi de Doğu Karadeniz bölgesi madenlerini ele almak istiyorum. Dünya tarihindeki madenlerin tarihçesini ele aldığımızda hiçbir madenin ne zaman çıkarıldığı, ilk kazmanın ne zaman vurulduğu kesinlikle belli değildir. Maden mühendisleri ve jeoloji mühendisleri yahut da bilim adamları bu konuda kesin ve kat'i bir rakam vermeleri mümkün değildir. Ancak tabii yorumlara dayalı ilk çağdaki devletlerin yaşam tarzlarına göre madenlerin şu tarihlerde mesela M.Ö. 2000 ve 3000 yıllarında bulunduğuna dair rakamlar verebilirler. Bazıları daha da fazla 7-8. Yüzyıllar, bazı 10-12. Yüzyıllar diye rakamlar verebilirler. Ben bunlardan ayrı Gümüşhane ve Bayburt madenlerinin tarihçelerini yakın olan çok güzel belgeler buldum bu araştırmalarım sonunda. Bir tanesi Herodot tarihi. Bir tanesi Anabasis. İkincisi ki üçüncüsü İlyada Destanı. Bakın şimdi çok ilginçtir ki bu kitaplar var bende. Öteki nerede be? Bu Anabasis. Bu İlyada Destanı ilk için İlyada Destanı'ndan başlayalım. Milattan önce 6. ve 7. yüzyıllarda 24 bölümden müteşekkil 16 bin dizeden ibaret. Ve bu İlyada Destanı Hemoros tarafından Ege bölgesinde yazılmıştır. Orada yapılan bir savaş nedeniyle kendisine asker toplamak için İlyada Destanı'nda şöyle bir anısı vardır. Der ki Kromni ve Alitus bölgesinden Alizonlar ta uzaklardan gelir Gümüş'ün yurdu Albiya'dan. Bu çok enteresan, çok güzel bir söz. Nedir bu Kromni? Kromni şu anda Gümüşhane'ye bağlı bir bölge, vadi, maden vadisi. Alitus da bu Kromni bölgesine bağlanan bir mahalle. Bu Kromni bölgesi 10-15 bin nüfusu olan 52 mahalleden ibaret büyük bir maden bölgesidir, maden vadisidir. Burada madencilerden uğraşan insanları savaşmak için Ege bölgesine davet ediyor. Bu çok uzun bir şey. Bizi ilgilendiren konum bu. İkincisi, M.Ö. 500'lü yıllarda Herodot tarafından yazılmış Herodot tarihi. Karadeniz bölgesine geldiği zaman Herodot bu bölgede yerli hakları bulur. Bu yerli haklardan bu yerli hakların çok değişik. 11 tane yerli hak var. Kaldiyalar var, Haldiyalar var, Deliller var, Mosinikler var, Bezeresler var, Toğuklar var. Bunları görür. Bunlara daha birkaç tane de eklenti yapar Herodot.
bunların madenci olduğunu söyler. Karadeniz bölgesinde, Gümüşhane, Trabzon, işte Herodot nereler gelmişse, yani Karadeniz bölgesinde. Daha sonra milattan önce 4000'li yıllarda anabasis. Nedir bu anabasis? Hallen ordusunun Ege bölgesinden Babil kentine, Suriye'nin Babil kentine savaşmaya giden Kıyros kardeşinden beraber savaşmaya giden Kıyros'un paralı asker olarak Ege bölgesinde, Manisa bölgesinden toplamış olduğu 10.000 askerden beraber Suriye'ye gider. Konya üzerinden, Tarsus üzerinden Suriye'ye gider. Burada savaşırlar ve kardeşini yenerlerse de Kıyros ölür. Askerler başıboş kalırlar. Askerler aynı yoldan geri dönmek için hareket ederler. Fakat yollarını şaşırırlar. Bu sefer Şırnak, Diyarbakır, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Sinop üzerinden Zonguldak, İstanbul ve oradan Çanakkale tarafından Serdes şehrine, yani İzmir'in Serdes şehrine gidip askerler orada dağılır. 10 bin kişi yola çıktılar. 2000 kişi, 1860 asker memleketlerde evlerine dönebilirler. Bu çok uzun bir yürüyüştür. Bunun madenlerden ilgili ne işi var derseniz onu da anlatacağım. Ama bu ilginç bir şeyi de anlatmam lazım. Bu 10 bin paralı askerin 215 günü hiç durmadan yürümüşler. 2445 kilometre yol gitmişler. Dünyanın en büyük özgürlük yürüyüşüdür bu. Bunlar Karadeniz bölgesini ulaştıkları zaman Erzurum'dan Bayburt'a, Bayburt'tan Gümüşhane'nin Kurumlu bölgesine, az önce Kurumlu demiştik İlyada destanında, o bölgeden Maşka ve Trabzon'a indiler. Ancak buradan gidiyorken, Bayburt'tan gidiyorken bir kılavuz alırlar ve bunların hem asker hem de bunların komutanı olan Kesebon anılarını Anabasis denen kitapta toplarlar. Bu orijinali 4 cilttir bunun. Biz bunun orijinalini bulamadık. Bu İngiltere kütüphanelerinde, arşivlerinde. Biz bunun Türk basımını, Türkçeleşmiş basımını bulduk Anabasis diye. Gördüğünüz şu eser. Kesebon Karadeniz bölgesinden Bayburt'a geldiği zaman şöyle der. Der ki büyük bir şehre geldik. Modern ve büyük bir şehirdi. Adı Gaymıs diyor buranın. Tabii biz bu şehri bulamadık. Ben çok araştırma yaptım o bölgede. Ama benzettiğim yerler var. Ama gerçek olarak Gaymıs şehrini bulamadık. Ve oradan kendilerine kılavuz alarak Zigana Dağı silsilesinde olan Soğan Dağları'nı aşmaya çalışırlar. 7-8 tane tepe aşarlar. O bölgede 21 tane tepe vardı. Ve bir bölgeye geldiklerinde, Kromlu bölgesine geldiklerinde burada acıkırlar. Ve kendilerine yiyecek bulamazlar. Bunları ne yapalım düşüncesi içindeyken karşılarına yerli halklar çıkar. Haldiyeler çıkar, haldiyeler çıkar, diriler çıkar. Torunun eski adının aldığı diriler çıkar. Bunlardan yemek isterler. Yiyecek bir şeyler isterler. Tabii bunlar vermezler. Savaşmak zorunda kalırlar. Büyük savaş olur. Her iki taraftan da büyük asker zayiatı olur. Ve Kesebon anılarında şöyle der. Der ki, bunların kalkanları solgun ağacından yapılmış, sert ağaç olan buna doğru düz
ok ve mızrak işlemezmiş. Ancak diyor ki Kesebon anılarında bu bölge halkının diyor mızrakları sert çisinden yapılmış. Ucu beyaz sert çisinden yapılmış. Göğüslerinde savaş pusatları var. Onlar da parlak madenimsi. Hani madenin ismini bilmiyor da madenimsi sert demirden yapıldığını izah eder. Diğer kabilelerle savaştıklarında mesela Giresun bölgesinde Mosinekler vardır. Mosineklerle savaştığında aynı madenden kendilerine savaş pusatları, zırhlar ve mızrakların ucularında demirler olduğunu söylerler. Anlıyoruz ki milattan önce şimdi bu üç tane söylemiş olduğumuz İlyada Destanı, Herodot tarihi bir de ana bahçesi karşılaştırdım bu zaman. Milattan önce 6 ve 7. yüzyıllarda İlyada Destanı da madenlerinden bahseder. Bayburt, Gümüşhane, Giresun bölgesindeki. Özellikle Herodot tarihinde milattan önce 500'lü yıllarda Herodot gelmiştir Karadeniz'e. O madenlerden ve maden yerli haklarından bahseder. 10-15 tane hak sayar. Ben bunları uzun uzun saymak istemiyorum. Az önce saydım. Anabasis'te 11 tane şey sayar. Mosinekler, kaldiyeler, haldiyeler, bezeresler, tavuklar demin izah ettiğim gibi. Bunlar da Herodot'un 100 sene önce, yani bir milattan önce 400 yılı, bir 5. yüzyıl. 100 sene sonra aynı hakları sayar. Buradan da anlıyoruz ki Gümüşhane bölgesinde madenlerin tarihçesini yakın olarak bilebiliyoruz. Ama tabii bunlar ne zaman başladılar bu işe? Onları bilemiyoruz. İlk kazmayı kim vurdu? Onun hakkında belge bilgi yok. Ama Türkiye'de belge bilgisi olan madenlerin çıkarılmasına yarar en önemli belge Gümüşhane Bayburt Trabzon bölgesi. Elimizde 3 tane belge var. Bunların sayfaları da var bende. Tabii zamanımız olmadığı için bunları uzun uzun anlatamıyorum. Ve anlıyoruz ki Gümüşhane bölgesinde bakır, ilkin bakır, daha sonra gümüş, altın ve daha sonra bugüne yansıyan maden ocakları var. Ben bir araştırma yaptım. Bu bölgede Bayburt'tan Trabzon'a kadar bölgede araştırma yaptım. 1973 yılında yaşlılardan, o zaman 100 yaşında 80-90 yaşlarında yaşlılardan bu maden alanlarının ve galerilerin neresi olduğunu sordum. 305 tane maden galerisi ortaya çıkardım. Ortaya çıkardım. Demek ki Gümüşhane bölgesinde sadece 305 tane maden galerisi ve bölgesi var. Neçe mağaralar var arkadaşlar? Çok ilginç mağaralar gittim buldum. Bunları ben sergi halinde yaptım. Resim sergisi yaptım. Madenlerle ilgili Karadeniz'de. Ancak şu pandemi nedeniyle böyle telekonferans nedeniyle yaptığım için bu sergiyi sizlere gösteremedim. İnşallah bu ülkemiz, dünya bu beladan kurtarır ve ondan sonra da Karadeniz bölgesinde yahut da Kaçlı'da güzel bir maden sergisi açmayı düşünüyorum. Gümüşhane bölgesinin madenlerini işleten 18. asırda 190 tane yabancı ve yerli maden şirketleri var. Çoğu yabancı. İngiltere, Almanya, Fransa, Amerika daha çok. Bunlar bu bölgeyi tamamen sarmışlar. İhalelere girmişler ve madenleri kendi bünyelerine alıp memleketlerine götürmüşler. Gümüşhane'de bir de çok önemli bir konu darphane.
Gümüşhane Darphanesi 1617 yılında Abrik Rum kökenli bir usta tarafından İngiltere'den getirilen bazı kayıtlar İtalya diyor. Getirilen makine parçalarıyla kurmuş olduğu darphane 1642 yılına kadar devam etmiş. 1642 yani 25 sene. 25 sene sonra makineler eskimiş, yenileri getirilemediğinden darphane burada son bulmuş ve ondan sonra da Esbiye bölgesine taşınmıştır. Karadeniz bölgesinin madenleri en önemli madenlerinden bir tanesi bakırdır. Bakır Osmanlı top yapımında kullanılan bir malzemedir. Fatih Sultan Mehmet'in cehennem topları çok atış yaptığın zaman yarıldığı için bunları yarılmayan bir maden arayışına girdiler ve Gümüşhane bölgesinden topladığım bakır nedeniyle madenleri buradan çıkararak İstanbul'a götürüp orada topları döküm yapmışlardı. Gümüşhane madenleri ve Bayburt madenleri bugünkü haliyle beraber 3 tane maden var. Bakın 300 küsur madenden bugün 3 tane maden bulunmaktadır. Bir altın madeni, 2 tanesi altın madeni, bir çinko madeni ve diğer de bakır madeni olmak üzere 3 tane bakır madenimiz var. Ben şunu toparlamak istiyorum. Gümüşhane bölgesinin madenleri bugün toryumundan uranyumuna kadar, altın madeninden gümüş madenine, çinkodan bora, çok çeşitli maden çeşitler olmasına rağmen araştırma konularımız gerektiği kadar yapılamamaktadır. Ben şöyle düşünüyorum. Yüce Yaradan 3 tane önemli şey vermiştir kulları için, yaratmıştır. 1. Nefes. 2. Hava. 3. Maden. Ben böyle değerlendim. Düşünün ki maden yok. Dünyada hiç maden yok. Madenin yerini alabilecek ne var? Hiçbir şey yok. Ve yaşantımız, geleceğimiz, içinde bulunduğumuz durum tamamen felç olurdu maden olmasaydı. Ama madenler konusunda Türk halkı ve dünya halkı barışık değil. Dünya halkı madenlerle barıştırdı halkını. Türkiye'de madenlerle barışık halde değil halkımız. Nerede bir maden bulunursa halkımız oraya aman siyanürden yaşantımız fedakat oldu, kanser olduk, mahvolduk, meyvelerimiz, ağaçlarımız kurudu gibi isyanlarla beraber madenlerin çıkarılmasına olanak vermemektedir. Bugün 14 tane benim bildiğim 14 yerde maden çıkarılmış, çıkarmak üzere sondaj yapılacak ama eylemler nedeniyle, halkımızın eylemler nedeniyle yapılamamak. Değerli arkadaşlar, bizim öncelikli olarak bu sempozyumların önemi bakımından bu sempozyumlara yerleştireceğimiz madenlerin halkla tanıştırılması konusunu muhakkak işlememiz lazım. Yoksa bu böyle madenleri tanıtamadan, madenleri çıkaramadan yer altında kaldı. Yüce Yaradan hiçbir zaman madenleri desin diye çıkarmamıştır. Yaratmamıştır. Süs olsun diye yaratmamıştır. Kulların refahı ve mutluluğu için onları yaratmıştır. Onun için bizim yapacağımız iş halkımızdan madenleri barışık hale getirmektedir.
Siyanür konusuna biraz gelmek istiyorum. Benim konum olmamasına rağmen tabii yaptığım araştırmalarda siyanür kanser yapardı arkadaşlar. Siyanürün kanser yaptığı vaki değil. Zaten siyanürü gördüğün an 13-15 dakikada tam teşekküllü hastaneye ulaştığın an belki hayatını kurtarır. Bunun dışında kanser yapmadın zaten seni siyanür öldürüyor. Onun için ben hiçbir maden şirketinde siyanürün açıkta işlendiğini görmedim, duymadım, işitmedim. Ben bu konuda da adam öldürdü, duymadım. Onun için daha bu konu çok önemli. Bu konuyu çok güzel anlatmamız lazım. Halkımıza izah etmemiz lazım. Ve bunu böyle yaparsak, madenlerden halkımızı barışık hale getirirsek, dışarıdaki maden ithaline kesinlikle izin vermeyiz ve ithal etmeyiz. Senede bütçemizin yarısı kadar madenlere para akıtıyor, ithal ediyor. Ve yabancı şirket bugün 14 tane altın madeninin şöyle böyle 9 tane yabancı şirketler tarafından işletilmektedir. O nedenle ben konumu buraya kadar izah ettim. Sizlere saygılar, teşekkür ederim, saygılar ve hürmetler ederim. Merhaba sevgili dinleyiciler. Benim adım öğretim görevlisi Özkan Demir. Selçuk Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. 25 Mart tarihinde düzenlenmesi düşünülen ancak COVID salgını sebebiyle yapılamayan 3. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı için hazırlamış olduğum sunumumu gerçekleştireceğim. Konum Cumhuriyet döneminde maden işletmelerinde işçi haklarını belirleme ile bazı düzenlemeler şeklinde olacak. Bunun içinde iki tane işletmeyi örnek aldım. Ereğli Kömür İşletmesi ve Ergani Bakır İşletmesi. Bu iki işletmenin de 1960 dönemine kadar olan sürecini ele aldım. Tabii ki madenler geçmişten beri günümüze kadar devam eden süreçte bütün ülkelerin ekonomik gelişmişliği için önemli bir kaynaktır. Fakat önemli kaynak olmasının yanında onun gün yüzüne çıkartılması da gerekir. Dolayısıyla madenleri gün yüzüne çıkartmak için çalışan işçilerin haklarının da iyi olması gerekiyor ki gerekli verim alınabilsin ve ülkenin gelişmişliğine katkı sağlasın. Dolayısıyla madenlerde çalışan işçi haklarının iyi olması adına Cumhuriyet dönemi öncesinde ve Cumhuriyet yıllarında çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Cumhuriyet öncesinin son dönemlerinden başlayarak işletmelerde çalışan, madenlerde çalışan işçi haklarına değineyim. 1850'li yıllara kadar Osmanlı Devleti'nde madenler işletiliyordu belki eski usullerle ama işçi haklarını belirlemeye yönelik pek fazla yasal düzenleme yapılmamıştır. Bu bir eksikliktir. Ancak 1867 yılında Zonguldak Kömür Adası'ndaki çalışan işçiler için bir yasal düzenlemeye gidilecek. Bunu da Dilaver Paşa gerçekleştirecek. Ve kendi adıyla bilinen Dilaver Paşa nizamnamesiyle işçilere bir takım haklar verilecektir. Ve Cumhuriyet dönemine kadar da 1921'e kadar da Osmanlı Devleti'ndeki bütün hemen hemen maden işletmelerinde bu nizamname çerçevesinde maden işçilerin hakları verilecektir. Neler verildiğine, hangi haklar verildiğine bakacaksak kısaca günlük hayatlarında ibadet noktasında bir takım haklar sağlanıyor. Tabii yabancılar da çalışıyor kömür ocaklarında. Bu yüzden Hristiyan işçilere Paskalya günlerinde tatil yapma, işçilere, Müslüman işçilere namaz kılma, mescide gitme ve yine Hristiyanlar için de pazar ayinlerine katılma imkanları sağlanıyor. Bunun yanında nizamname ile 13 ile 50 yaş arasında çalışan bütün erkekler
işçi sınıfından kabul edilmiş. Ve bu yaş aralığında da askerlik çağından gelip de askere henüz gitmeyenlerin maden ocaklarında çalışmaları halinde askerlik hizmetini yaptıkları kabul edilmiştir. Bu basit yasal düzenlemelerle 1921'e kadar Osmanlı Devleti'nde bu tür haklar şeklinde işleyen yasalakları devam etmiştir. Fakat asıl işçi haklarını belirlemeye yönelik yasal düzenlemeler Yeni Türk Devleti'nin kurulmasıyla başlamıştır. Ve burada da yine Ereğli kömür işletmesiyle başlayacağım. TBMM'nin kurulmasıyla beraber maden işçilerinin haklarını belirleme yönelik ilk yasal düzenleme 1921'de gerçekleştiriliyor. 151 sayılı kanunla bu yapılıyor. İşte Ereğli kömür işletmesinde çalışan işçilerin hukukuna yönelik bir düzenlemedir bu. Burada amaç işçi haklarını hukuki anlamda koruma altına almaktır. Belki daha önce Osmanlı Devleti zamanında bu benzer haklar vardı ama hukuki anlamda bunlar kendilerine sağlanacak. Dolayısıyla işçi haklarını verme konusunda Türkiye Devleti ilk kez Ereğli Kömür İşletmesi'nde bu düzenlemeyi gerçekleştirmiştir. Örneğin Osmanlı zamanında 13 ile 50 yaş aralığında bir yaş verilmişti madenlerde çalışmak için. Fakat 1921'de verilen bu düzenlemeyle beraber maden ocaklarında çalışanların yaş sınırlaması söz konusu. 18 yaşın altındaki kişilerin çalıştırılması yasaklanmıştır. Dolayısıyla en az 18 yaş olanların ocaklara girmesi mecbur tutulmuş. Dolayısıyla 18 yaşın üzerindeki kişiler artık maden ocaklarında serbest bir çalışmaya başlayabilmişlerdir. Yine bu kanunla beraber işçilerin çalışma esnasında karşılaşacakları herhangi bir hastalık ya da geçirdikleri bir kaza sonucunda tedavi görmeleri adına maden civarında bir hastane ya da revir, yine bir doktor bulundurmaya mecbur tutuluyor işverenler. Dolayısıyla kişilerin, yani işçilerin sağlık durumları ve güvenlik durumlarını karşılamak için 151 sayılı kanun Türkiye Devleti'ndeki ilk kanun sayılır. Tabii 10 saatin üzerinde çalışıyordu işçiler Osmanlı Devleti döneminde. 1921'den sonra bu çalışma süresi kısaltılıyor, 8 saate düşürülüyor. Fakat yeraltı işçiliğinde çalışanlarda bu süre bazen 6 saate de indirilebilmiştir. Ancak maden ocaklarında çalışanların çalışma süresi de 10 saatten 8 saate düşürülmüştür. 1923 yılına geldiğimizde ise işçi haklarına yönelik birlik ortaya çıkıyor. Bu da 1923'te kurulan amele birliğidir. Amele birliği de kendi bu birliğe üye olanların haklarını korumak için, işverenle işçi arasındaki sorunları gidermek için görev almıştır. Ya bir anlamda işçi haklarını savunmak amacıyla ortaya çıkmıştır. İşçilere verilecek olan yardım, maddi yardım ya da hastalık durumunda, emeklilik durumunda, doğum durumunda, çocuklarının doğumu halinde kendilerine bir takım maddi destekler sağlanmıştı bu birlik sayesinde. Amele birliği de Ereğli kömür işletmesinde çalışan işçilerin kendi haklarını korumak adına kurdukları bir birliktir. Tabii ki bu birliğin kurulmasına bazı işveren temsilcileri sıcak bakmamıştır. Çünkü işveren temsilcilerin bu sandıklara belli oranda prim ödüyorlardı. Tabii ki bu işverenin cebinden para çıkması anlamına geliyor. Dolayısıyla çoğu zaman işveren temsilcileri ile bu birlik arasında sıkıntılar yaşanmıştır. 1936'ya geldiğimizde ise Ereğli kömür havzası ile ilgili yeni bir nizamname çıkıyor. Bu da çalışan işçilerin sıhhi ihtiyaçları içindir. Örneğin çalışma esnasında hasta olan ya da kazaya uğrayan işçilerin ve kendi ailelerinin tedavileri için destek verilmiştir bu kanunla beraber. Dolayısıyla işçilerin hem sağlık durumları, hem güvenlik durumları, hem de aileleri düşünülerek onların bu sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılmıştır. Tabii ki bir işletmede çalışan işçi çalışma esnasında hasta oluyorsa ya da kazaya uğruyorsa bunun bütün tedavileri ücretsiz oluyor. İlaçları da ücretsiz karşılanıyordu.
ve dolayısıyla burada işlerine büyük bir görev düşüyordu. Ancak 1936'dan sonra Ereğli kömür havzasındaki bütün işletmeler devletleştirilecek ve dolayısıyla işçi hakları devletin güvencesi altında olacaktır. İşte 1936'ya kadar da Amele Birliği kendi üyelerinin bu tür durumlarla karşılaşan kişilerine belirli oranlarda maddi destek vermiştir. Bir diğer kanun da 1936'da çıkan iş kanunudur. İş kanunu sadece belli bir işletmede çalışan kişiler için değil, bütün sanayi tesislerinde çalışan içindir. Dolayısıyla maden işçilerinin haklarına bir anlamda iş kanunu da destek sağlayacak. Ve bu şekilde o gün bugündür iş kanununa tabi olarak çalışanların hem özlük hakları hem de maddi anlamdaki hakları kendilerine verilerek bir anlamda iyileştirme sağlanacak. Ereğli Kömür Havzası'nın devletleştirilmesiyle kişilerin, yani çalışan işçilerin sosyal yaşamlarını geliştirmek için de, arttırmak için de bir takım çalışmalara gidilmiştir. Özellikle kişilerin kalacağı misafirhaneler, yani yatakhaneler daha doğrusu, günlük yemek ihtiyaçları devlet tarafından garanti altına alınacak. Ve dolayısıyla Ereğli Kömür Havzası bölgesinde işçilerin rahat geçinebilmeleri için, hayatlarını rahat sürdürebilmeleri için kendilerine bu özlük hakları sağlanacaktır. Örnek vermek gerekirse 1940 yılında havzadaki çalışan işçilerin %62'sine yerleşme imkanı, konaklama imkanı veriliyor. Yani yatakhane kurularak ücretsiz şekilde kalmalarına imkan sağlanıyor. Ve yine bunun yanında aylık 4 lira, günlükte 3500 kalori değeri üzerinde kişilere 3 öğün yemek verilmiştir. Örneğin o dönemdeki kurulan misafir yatakhanelerden, yani kömür havzasındaki işçi lojmanlarından görüntüler. Bu dönemin iktisat vekili olan Sırrı Bey, Sırrı Day, işletmelerdeki işçilerin çalışma koşullarının arttırılması ve geliştirilmesi için bir takım önerilerde de bulunuyor. Bazı dönemlerde işçilerin yemeği reddettiği, bunun da sebebinin ücret karşılığında olması gösterilmiştir. Fakat Sırrı Day'a göre bu engellerin kaldırılması gerçekleşirse işçilerin daha verimli çalışacağı ve dolayısıyla takatlerinin düşmeyeceği ifade edilmiştir. Bu sebeple işçilere ücretsiz yemek verilmesi konusunda gerekli adımların atılmasını istemiştir. Ergan bakır işletmesine bakacak olursak, Türkiye'nin o dönemde kurulan bakır işletmeleri arasında en büyüklerinden sayılır. 1941 yıllarda 2000'e yakın işçi çalışıyordu Ergan bakır işletmesinde. Fakat burada çalışan işçilerin de özlük haklarının ve sosyal imkanlarının sağlanmasına çaba harcamıştır. Bu da bakır işletmesiyle bakır maden işçileri arasında kurulan, aralarında yapılan bir sözleşmeyle haklar verilmiştir. İşte bu şekilde Ergan Bakır İşletmesi'nde de yapılan bir sözleşme sonucunda çalışan memur ve işçilerin hem barınma ihtiyacı, yemeği, yani yiyecek ihtiyacı ve servis gibi, taşıma gibi ihtiyaçların karşılıklı olarak anlaşmaya bağlamış. Ereğli Kömür İşletmesi'ne devam edecek olursak 1946 yılında bir dernek kuruluyor. İşçilerin haklarını korumak adına. Tabii ki daha sonra bu dernek sendikaya dönüşecek. Özellikle derneğe kayıtlı olan kişilerin her türlü eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, yani kalifiye işçi olmasını sağlamak, dernek üyelerinin ölüm, hastalık gibi durumlarda geride kalanlarına para yardımında bulunmak gibi çalışmaları olacaktır. Yani kısaca bu derneğe üye olan kişilerin kendi hayatları boyunca sağlıklarını korumak için, ölümlerinden sonra ise geride kalanlarının geçimlerini rahat sağlamaları için bir takım hakları verilmiştir. Hatta bu dernek 1948 yılında üyesini oldukça arttırdığı görülüyor. 4149 üyeye sahip olduğunu biz görüyoruz rakamlardan. Üye olanların evlenmesi durumunda, çocuğun olması durumunda, hatta ölümleriyle beraber bile kendi mirasçılarına bir takım miktarlarda bedeller verilerek yardımlar yapılmıştır.
1950'li yıllara geldiğimizde ise güvenliklerle ilgili, işlem güvenliğiyle ilgili düzenlemelere geçiliyor. Burada da maden işletmelerinde alınacak niyet tedbirleri hakkında bir nizamname hazırlanıyor. Oldukça ayrıntılı bir nizamname. Bu 486 madde. Özellikle Ergani Bakır İşletmesi ve Ereğli Kömür İşletmesi'nde çalışan bütün işleri ilgilendiriyor bu nizamname. Tabii tek bu ikisini değil, diğer işletmeleri de ilgilendiriyor. Fakat konumuz iki işletme olduğu için bunlardan örnekler vereceğim. İşlerin girişlerinde özellikle çizme, ocaklara girişlerinde, işveren tarafından verilen kıyafetler ve kafalarını korumak için o dönemki imkanlar çerçevesinde işte kasket gibi kafalarını koruyacak olan malzemeler kendilerine sağlanacaktır. Ergani Bakır İşletmesi'nde de bu düzenlemelerle beraber yasal anlamda ücretlerine bir kesinti yapılıyordu. Fakat bir kesinti yapılabilmesi için bir suç işlemesi ya da bir hata yapması gerekiyordu. Ancak bu işletmede işverenin ay sonunda vereceği miktar ne kadarsa cezası nispetinde bu miktar düşürülerek çalışan işçilere bir ödeme yapılıyordu. Özellikle Ergani Bakır İşletmesi'nde işe başlayanların küçük yaşta olması istenmiş, verimli olabilmeleri adına. Fakat nitelikli bir meslek grubundaysa 45 yaşından büyük olanların da işe almaları mümkün olmuştur. Özellikle bu işletmede çalışanlara günde 3 öğün yemek verme, tabii bunlar karşılıksız, bedelsiz, yılda 2 kat elbise, ayakkabı, yine bunun yanında eğer ki doktordan istirahat raporu alıyorsa işçi, bunun ücretlerinden kesintiye gidilmemesine dair bir yasal düzenlemeye geçiliyor. Bu da Ergani Bakır İşletmesi'ndeki işçi haklarının 1950'li yıllardaki örneklerinden bazıları. Fakat olur ya, talimatnamelere aykırı eden işçiler söz konusu olursa bu aykırı hareketler sonucunda belirli bir ceza alıyordu işçiler. İşte bu bazen ihtardan başlayıp ücret kesintisine kadar gidiyordu. Dolayısıyla işçiler çalışma esnasında işini düzgün yapmakla mükellef tutulmuştur. Eğer ceza alan bir işçi sonraki süreçte servis şefinden bir takdir alıyorsa bunun ihtar cezası siliniyordu. Ve bu yapmış olduğu çalışmalar boyunca takdirnamenin alacağı miktar artarsa ya da işletme müdüründen takdirname alırsa bu bazen yevmiyenin de işçi yevmiyesinin de kaldırılmasıyla sonuçlanıyor. Yani dolayısıyla işletme talimatlarına aykırı hareket edenlere para cezası. Fakat işletme müdürüne kadar, servis şefinden başlayıp işletme müdürüne kadar takdirname aldığı zaman da bu cezanın kaldırılması söz konusudur. Değerlendirmeye geçecek olursak, hem Cumhuriyet öncesi dönemde hem Cumhuriyet yıllarında o dönemki yönetimler veya Cumhuriyet yıllarındaki hükümetler işçi haklarını düzenlemek için bir takım düzenlemelere başvurmuştur. Bu çoğu zaman işçilerin giyim kuşamı, yeme ihtiyacı, barınma ihtiyacı gibi durumlarla söz konusu olmuş. Yani işçilerin daha müreffeh bir hayat sürmesi için çaba harcamıştır. Cumhuriyet dönemine kadar işçilerin çoğu 10 saatin üzerinde çalışıyordu. Ama Cumhuriyet dönemiyle beraber 8 saate düşürülmüştür çalışma süreleri. Ve yine bunun yanında kendilerine konaklama imkanı sağlayacak yatakhaneler, sıcak yemeğin verildiği günde 3 öğün yemek, ve çocuk evlendiği zaman hem evlenme parası hem çocuğu varsa çocuğa ait bir para kendilerine veriliyordu. Yani bu yüzden hem maddi hem de manevi anlamda işçilerin ihtiyaçları karşılanarak daha verimli olmalarına çaba harcamıştır. Ancak günümüze geldikçe her ne kadar yasal düzenlemelerde artışlara gidildiyse de maalesef günümüz teknolojisinin uygulandığı işletmelerde bile maden kazalarına rastlanmaktadır. Alınan önlemler yetersiz gelmektedir. Dolayısıyla işçiler her ne kadar haklarını koruma noktasında çalışmalarda ve çabalarda bulunsalar da
çoğu zaman maden işçileri bu hakları kendilerine yetersiz görmüştür. Örneğin 2014 yılında hem Ermeni kömür ocağında hem de Soma bölgesindeki patlamada, kriz patlamasında yani toplamda 319 tane madenci ölmüştür. Maden şehidi de denebilir bunlara. Yani dolayısıyla güvenlik başta olmak üzere kendi özlük haklarıyla beraber işçilerin Cumhuriyet'in öncesinde ve Cumhuriyet yıllarında bu hakların artırılması için yapılan çabalar halen de günümüzde devam etmektedir. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki toplantıda, sunumda görüşmek üzere. Hoşça kalın.